Münafık Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle de çok iyi bildiğiniz gibi cehennemde en aşağı derekede, kafirlerin de altında, ikiyüzlülük yaptığından dindar görünüp dinsizlik hesabına yarış atı gibi koştuğundan, hatta dini değerleri, kutsalları kendi düşüncesi hesabına birer argüman olarak kullandığında kafirden daha tehlikelidir münafık. Günümüzün insanına düşen şey dünyanın değişik yerlerinde her zaman her yerde karşılarına da çıkabilir bunlar. Fakat zannediyorum daha çok münafıklar İslami duygunun ve düşüncenin hakim olduğu bir zeminde boyatıp gelişmişlerdir. Güçlü ve kuvvetli oldukları yerde küfürlerini ortaya koymuşlardır. Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, İbni Ebi Muayit, Velid böyle bir şey yapma lüzumunu duymamışlardır. Çünkü hakimdirler, güçlüdürler, istediklerini yapmaktadırlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri zincire vurmaktadırlar. Fakat Medine-i Münevvere'de Müslümanlar güçlü hale gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'i Medine yapıp medeniyet merkezi haline getireceği ana kadar kendileri ciddi, çok büyük payeler intizarı içindeydiler. Onların bekledikleri şey esasen bir taçtı, taş da sorguçtu. Fakat o gerçek sahibini bulunca bunu katiyen sindiremediler, hazmedemediler. Bu bir kriterdir her zaman. Birileri çok ciddi şeyler bekler. Beklerler ki alem onları alkışlasın, takdir etsin. İster İslam dünyasında, İsterse Müslüman olmayan dünyada, Hazreti Pir'in ifadesiyle bu çağ enaniyet çağı, dolayısıyla münafıklar asrı olduğundan dolayı, bunlar da en çok daha ziyade İslami duygu ve düşüncenin şöyle böyle hakim olduğu veya değerlendirmede bir misyon, bir fonksiyon eda ettikleri yerde, yani o duygular istikametinde bazı tavırlar sergileyince onları sürü gibi arkalarından sürükleyebileceğiniz yerlerde daha ziyade bu türlü yerlerde boy atar gelişirler. Zemin buna çok müsaittir. Dolayısıyla bu argümanları değerlendirirler. Ve Müslümanlar münafıklara çok aldanırlar. Onun için Hazreti Pir şöyle der, biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Bence 50 defa aldansak bile hüsnüzan adem-i itimat demeli. Bizi bugüne kadar aldatan insanlara yine hüsnüzanla bakmalı ama hançerleniriz diye sırtımızı da dönmemeli. Hazreti Pir hüsnüzan adem-i itimat diyor. Bir taraftan biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Neden? Yani biraz dışa göre hareket ederiz. Dil söylüyorsa, ses ve soluk o istikamette çıkıyorsa, evet yarıp kalbi bakmaya kimsenin gücü yetmez. Ve bunu da Efendimiz buyurur. Hem de kime? Çok sevdiği Zeyd ibn Harise'nin oğlu Hazreti Üsame'ye. Gözü gibi aziz bildiği birisi, bir müşriki sıkıştırdığı zaman bir ağacın altında. O da sıkışınca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. O hazret kendi şahsi içtihadıyla bu korkusundan dolayı söyledi der, bunu savaşıyorduk. Düşman bu. Onu öldürür orada. Bu Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye öldürdün onu?
sıkıştığından dolayı dedi. Buyururlar ki yarıp kalbine mi baktın? Bakın bu sizin için de bizim için de her zaman söz konusudur. Ağzı Allah diyorsa, peygamber diyorsa, din diyorsa, diyanet diyorsa ben sana inanmıyorum diyemezsin. Çünkü sana derler ki, der ki, gök ehli der ki yarıp kalbine mi baktın? Ne biliyorsun? Belki kalbinden dedi. İşte bu hüsnü zan. Fakat hakikaten kalbinden mi dedi yoksa mesele dil dudağa emanet öyle mi söyledi? O zaman da hüsnü zan ademi itimat. Test etmeden birkaç defa onu imbikten geçirmeden esasen sırtını dönmemelisin. Hançer yiyebilirsin sırtından. Sırtını dönmemelisin. Hançer yiyebilirsin sırtından. Elinden tutup bir Şah İsmail koltuğuna oturtmamalısın. Sırtından yiyebilirsin bir hançer. Onun için münafıkı idare etmek, tanımak, onu analiz etmek duygularıyla çok zordur. Onu tam analiz edemeyince de karara varamazsınız. Yani düşünceler hakkında bir sentezde bulunamazsınız. Evvela bir tahlil lazım ki ondan sonra terkibe gidilebilsin. O tavra göre tahlilde bulunmada çok zorlanırsınız. Bazen Kabe'de mültezime yüzünü koymuş ağlarken görürsünüz. Hacerül Esad'e yüzünü sürüyor. Sana kurban olayım der. Fakat kalbi Ebu Cehil'den daha kirlidir. Utbe'den daha kirlidir. Şeybe'den daha kirlidir. Kabe'de bile ıslık çalınıp alkışlanmayı bekler orada. Herkes takdir etsin. Yaşa, senin gibi yok. Eşin yok, menenden yok. Kâkülü gülberlerinin tek kılına bütün acem mülkü fedadır derler. O kabarır onunla hindiler gibi. Geriye dönüyorum. Bu çağ münafık çağıdır. Enaniyet çağıdır. İnsanlar bir damla iken kendilerini derya görünmeye salmışlardır. Bir zerre iken güneş gibi görme sevdasına tutulmuşlardır. Ve dolayısıyla da beklentiler hep öyle büyük olmuştur. Gittiğimiz her yerde alkışlarla karşılanalım. Alem ayağa kalksın, el pençe divan dursun. Allah karşısında durduğu gibi. Neuzubillah bir kendilerine Allah demeleri kalıyor. Firavun onu demişti çünkü bunlardan daha mertti. Küstahlığını açıktan açığa ortaya koyduğundan dolayı Karun da biliyordu, Haman da biliyordu, Seyyidina Hazreti Musa da biliyordu, Harun da biliyordu. Ama bunlar minel kalaliş, yani Türkçeden Arapça çevrilmiş mükesser bir cemi. Evet, Arapça bilenlere sorarsanız kalaliş ne manaya geliyor? Evet, dolayısıyla kendilerini sürekli başkalarını aldatma, kapı kulu yapma. Halka bir yönüyle belki paraya nazarıyla bakma. Kas sistemine göre. Sen benden aşağıya ta 10. basamakta oturan bir varlıksın. Dolayısıyla mesela kalkıp da bana sana dokunmak ibadettir falan dendiğinde sana thank you very much, teşekkür ederim. Ne kadar kadir şinas bir insansın. Allah'ın bütün vasıflarını haizdir dendiği zaman. Ama ne kadar takdirkar, ne kadar kadir şinassın mülahazasıyla karşılıyor. Yahu bunu söyleyenler ikisi de kafir oldu diyemiyor. Fakat çok rahatlıkla hizmet eden, Allah rızası için dünyanın dört bir yanına yayılan, bayrağımızı, milli kültürümüzü, dinimizi ve diyanetimizi bayraklaştırmak isteyen, ruhu revani Muhammed'in şehbal açmasını isteyen insanlara bir yerde konuşurken bir tek insana da demiyor, Osman Hoca demiyor, Ergun Hoca demiyor, Reşit Hoca demiyor. Ben bunların dininden şüphe ediyorum diyor.
namı celili ilahi bayraklaştıranların dininden şüphe ediyor. Kur'an'a bakara makara diyenden şüphe etmiyor. Ona dokunmak ibadettir diyenden şüphe etmiyor. Dolayısıyla zannediyorum bunlara bakarak münafıkı okuyabilirsiniz. Okursunuz, bir gün aldansanız, ertesi gün bence aldanma çağlayanla kendinizi salmamış olursunuz. Ama her şeye rağmen وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Allah size veli olarak yeter, Allah size vekil olarak yeter. Hasan Şazeli Hazretleri bunu kendi birdinde 10 defa tekrarını söylüyor. Onun hikmetini ben bilemem. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Ya gâret Allah hüsnü seyre müsri'eten dedikten sonra bir de iki mısranın sonunda وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا 10 defa tekrar ediyor bunu. Allah size yardımcı olarak, Allah size vekil olarak yeter. Allah'a güven, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Görünüşü ruhu kadar derin, ruhu görünüşü kadar engin. Çağın güçlü şairi Mehmet Akif, rahmetullah aleyhi rahmeten vasiaten.